Ben bir tane kill 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 kill. Bir şey diyeceğim. Kasadini oynarken böyle onu almam lazım, o en azından asist diye girdim, sonra kill falan dedim, geldi bir şekilde, mükemmel hissediyorum şu an kendimi. Muazzam. Ay kill'le başladım. Ubu. Çok da bir önemi yok. Yani Doran yüzüğü de alsam beni bu koridorda kurtaracak bir şey değil ama neyse. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Vahit. Assassin's Creed. Ve bugünkü videomuzda Kasadin oynayacağım. Kasadin oynuyorum diye ben Assassin's Creed diye girdim. Şöyle ki ben eski dünya kasetim birincisi, üçüncüsü ve sekizincisi aynı anda üç hesaplı olmuş. PR birincisi West Changer kasetinin adımla yeteri kadar duyurmuş birisiyim. Lakin kaset oynamıyordum. Neden? Çünkü çok güçsüz. Kasetin güçsüzdü. Evet, çok nerflediler ama şu anda çok önemli bir olay var. Şöyle ki kasetine gizli bir buff atmışlar. Yani gizli buff. Gizli bir buff derken gerçekten gizli. 13.15 yamasında olması lazım. Kasetin ultisinin hasarını, AP oranını %20 arttırmışlar. Ve bunu undocumented olarak yazmışlar. Şu an ekranda görüyorsunuzdur. Undocumented derken belgelenmemiş. Yani yama notlarında yazmıyor. Ekrem göstermiştir. Zaten şöyle ki kasetine gelen buff gerçekten lazımdı. Zaten early'si zayıf. Late'e girdiğinde bu adam bayağı bir... Kazanmak istiyor anladığım kadarıyla. Ben chilliyorum ama adam o kadar chill değil. Ben o kasıyordum kasetinle. Late'e geliyorum, bakıyorum char vurmuyor late'de. Hani gerçekten çok kötüydü. Bununla beraber eminim ki normal bir kasetin gücünü tadacağız. Yine late'de sıkıntı yaşayacaktır şampiyon. Lakin... yaşadığı sıkıntı da early'yi geçirmesi üzerine. Ben şimdi size genel kasetin oynayışımı, kasetin nasıl oynadığımı ve genel nasıl oynandığını anlatacağım bu videoda. Ama sizler daha önce de kasetin şerefine bir like atarsanız sevinirim. 300 bin abone için de yapıştırın abi. Abone misin değil misin kontrolü et. Şimdi şöyle ki kasetin de şu sıralar ilk vuruş güzel oluyor. Neden? İşte elektrik ver gibi ekstra hasarın oluyor. Bununla beraber yakında üçlere özellikle karşı. Bununla beraber altın kasıyorsun ve bu altınla beraber eşyalarını daha erken tamamlayabiliyorsun. Bu mantıkla alınıyor. Ama isterseniz ayağı çabuk oynayıp, ki genelde ayağı çabuk oynayın. Hani canınızı... Bayağı misklik attım ben de ya. Canınızı yüksek tutmaya oynayabilirsiniz ayağı çabukta. Ki olması gereken bu. Yani ayağı çabuk artı teleport, farm, ex, late de kasetin. Bunu oynamanız lazım. Ama iyi orta ve iyi seviye oynuyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Burada ne oluyor, ben bunu oynayamam. Bu benden yük kasmak isteyebilir. Ve ben buraya daha fazla gidemeyeceğim maalesef. Ama bunu keseriz ha. Ne oluyor ya? Oynayamam ki. Yok gelemem de. Yok gelemeyeceğim yani. Yine jungle'larımdan bir sıkıntı yaşamam umarım. Her neyse, eşya olarak kraliçenin tacıyla AP kasmayı ben seviyorum. Ki bir sonraki yamada taç değişiyor, işte daha uzun süresini koruyacak kırıldığında 2.5 saniye falan. İşte bununla beraber verdiği AP falan artıyor. Artı assassin gibi oynadığın için ilk hasarı kesmesi falan mükemmel. Veya Luden'le oynayabilirsin, istersen Everfrost hala alabiliyorsun. Ama asırlık alacağız. Asırlıkla beraber level'ımızı hızlı atlıyoruz ve güçlü bir eşya asırlık. Ama dediğim gibi farklı bir şey de yapabilirsiniz. Ben olsam kraliçe tacı alırım ama asırlık gideceğim. Ya belki kraliçe tacı alırım ya, yine bakarız arkadaşlar. Yani burada demeye çalıştığım şey aslında şu. Kasetinin belli bir rünü, belli bir eşyası yok. Tamamen senin oynayışına göre şekillenebilecek bir build yapabiliyorsun şu anda, ki bu güzel bir şey. Koridoru freezlememesi için üzerine koşuyorum. Daha sonrasında geri çıkıp base'imi atacağım ve eşyalarımı alacağım. Ya kraliçenin tacını alalım. Normalde hani ben asırlık alabilirsiniz yani. 10 dakika farm yapacaksınız asırlık alırsanız. Ki olması gereken bu ve güzel oluyor. TP'm var diye böyle bekleyip kraliçe tacı alayım dedim. Oynayışımı görürsünüz. Sadece asırlık alırsam ilk 10 dakika biraz daha defansif. Ve benim oyunda kasetinle yarattığım farkı size göstermeye çalışacağım. 6 olduğumda sağa sola koşmalarım, kaynakları daha fazla toplamam, killere katkıda bulunmam. Hani bu sayede benim kasetim sizin kasetinizden daha fazla vuruyor gözükecek. Ama aslında daha fazla katkıda olduğum için daha fazla kaynak toplayıp bu şekilde dahil oluyorum. Anlatabildim mi? Tabii deneyeceğiz, bakacağız. Adam yaklaştığında bir combo atıp first strike kasabiliriz ama biraz sakıncalı. Q'umu takaslarda hasarı tutmaya yönelik kullanmayı tercih ederim bu şekilde. Yani daha iyi olabilirdi bence burası, buradaki takasım. Boştu birazcık.
Güzel. Q'muzu güzel bir şekilde kullandık. Yani takasa girerken adam skill atacağı zaman Q'yu atmam her zaman daha mantıklı. Eğer ki uzaktan Q ile dürtmüyorsa. Bu arada kasetinde ben geçen Ayri'li oynadım. Ayri veya Meteor'la falan oynayıp Q fullleyip Q dürtmeli oynayabilirsiniz. Tutuşturla falan bir anda kill almak istiyorsanız o çalışıyor hala. Karşıda çok sustain yoksa karşınızdaki adamda. Veya kitap oynayabilirsiniz. Yenilmez çok güzel oynamayı biliyorsanız. Daha zor oynaması. Yenilmez. Çünkü sustain'i düşürüyorsunuz. Bayağı çabuk almadığınız için. Birazcık bilgi verdim sizlere. Devam edeceğiz. Göz işini erken aldığım için erken bitirebileceğim ve güzel olacak. Ve sanırım birazcık takım arkadaşlarıma yardım etmem lazım. Burayı itledim o yüzden. Top lane'e kesin gitmek istiyorum en yakın zamanda. Top lane'e uçuyorum. Top lane'e uçuyorum. Gördüm top lane'deki durumu. Erkenden fark ettim. Bunun için... Hemen koridorumu ittirip oraya yöneldim. Yani burada gördüm. Ne yapmam gerektiğini fark ettim. Direkt çıkarsam hem SS basabilir, sıkıntı çıkabilir. Hem de koridorum çok kötü kalır. Yani bir kill için koridorumdaki bütün eksi bölebilirim ve altını kazanamayabilirim. Bunlar önemli şeyler. Çünkü kasedinin altından çok bence XP ihtiyacı var. Çünkü level 16 muhabbetlerinden ama beni tanıyan birisi level 16 olmadan kasedinle oyunu bitirdiğimi bilir. Bu arada buraya direkt koşmayacağız. Hemen burayı ittirip ya bir tane plate ya da Sylas'a koşarız diyecektim. Bir tane plate çok güzel olur ama Kayn base attığını biliyoruz ve bana gelebilir. Sylas da gelecektir. Güzel. Güzel. Şimdi base atmak isteyip istemediğimizi paramıza göre karar vereceğiz. Flash'ım da var. Aslında base yakışır. Ama base atmayıp ittirmeye çalışacağım. Sylas da kalırsa büyük ihtimalle... Tamam yani kill alma potansiyelim olabilir burada. Hem ultimi stackleyip hem de adama vurmaya çalışacağım yeteneklerimle. Mesela... Böyle. Hem ultimi stacklendi hem adama vurabildim. Şu an W'su olduğu için kesemeyebilirim. Bayağı da bir riskli, ultim yeteri kadar stackli değil. Nice. Flash'a flash oldu. Yani daha iyisini bekliyordum buradan. Çok riskli, gereksiz bir base atmaya çalıştım. Yani bir şeyleri denedim ve yanlış gitti. Bence orada reset'i erkenden alsaydım hem tempom kalacaktı. Hem de flash'ımı harcamayıp ölmemiş olacaktım. Bazen tercihlerinize göre cezanızı çekmeniz gerekebilir. Bu da büyük bir cezaydı benim için. Might ulti atması bence yaşayabilirdim. Ama biraz işte ağzım sulandı o kill için. Aklımda kurduğum senaryo çok güzeldi. Ama bunu yapmaya gerek yok. Kasen oynarken garantici oynamanız daha iyi genelde. İşte benim 16 olmadan önce oyuna müdahale etme yöntemlerim genelde bu şekilde işliyor. Ama sıkıntı yok. Koridor okey. Level'ımız iyi. Sylas'ı karşılamak istiyor muyum burada? Sylas şu an burada olmalı. Çok güzel. Bu takası kazanamaz kolay kolay. Nice. Birazcık XP'm verdik ama iyi bir takas oldu. Ben o Kayn'ı kesmek istiyorum. Hem sıçrası yok hem ultisi yok. Direkt ölmesi lazım bu arada. Ona direkt dalmamız lazım Singed. Oo bir de shutdown mı vardı? Sonuna kadar word arkadaşlar, sonuna kadar word. Oyun takibi, takıma yardım, 6'dan sonraki mobiliteyi kullanmak falan filan devam. Anlıyorsunuz. Flash'e tacı yok üstümde, önemli olmaması. Hit yer misin? 7. Nice. 1'e 1 de kesemem bu arada. Bu adamı şu an. Kaleci tacı aktif değilken AP'niz düşüyor. Artı hasar alıyorsunuz biliyorsunuz. Aklıma gelen bütün bilgileri sizlere söylemeye çalışıyorum ki hani oynarken sizde 3 aşağı 5 yukarı ne bileyim daha fazla bilgiye sahip olun diye. Şu an buradaki plate'i istiyoruz sadece. Sadece plate. Kanka şaka mısın sen ya? NT'yi de yani... Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adama bir Q atıp ultiyle çıkayım diye öldüm, gördünüz mü? Elim ayağım titriyor şu an. Şimdi mid'i tutmak yerine bot'a yürüyelim. Ejder'e yardım edip TP ile mid'e döneriz. Mid'deki bir wave'i bırakacağım. TP atıyorum.
TP lazım. Nice. Onu daha alırız. Yani flash'i var büyük ihtimalle de. Bir combo daha. Ultisi var ya. Nice oğlum be. Hak ettiler bunu ha. Hak ettiklerini de aldılar. Ben şu an eşya bitirmeliyim. O yüzden buradan play'i emeceğim. Sonra da gayet her şey yolunda. Bir tane daha play'i zorlayıp tempomu düşürmeyeceğim. Direkt base. Direkt gözyaşıyla geri geliyoruz. Oyunumuz okey. Yani hatalarımızı güzel telafi ettik. Güzel, en azından asist bu kadar yürüdüğüme değdi. Bir W da atayım şuna. Hem bir de dönelim. Şimdi farm ve exp'de üstün kalmaya devam. Asırlık neden almadığının sorusunun cevabı erken oyunda daha fazla oyuna müdahale etmek için, daha fazla güçlü olmak için de bunu soracaksınız. Asırlık alabilirdim. Tamamen tercih meselesi yani. Telefonum çalıyor. Allah Allah. Flash atacağım maalesef. Özür dilerim arkadaşlar. Yani adam otistik gibi oynadığı için benim beynim algılayamadı yani. Mesela neden flash attı? Sonrasında ultimi Q'yla doja bir şeyler yaşandı da neyse yani, adama da sövdük aygüs. Yorumlarda bir tanesi abi adamlara sövme. Sürekli her yoruma bunu yazıyor. Evet, crown eşyamız geldiğinde başlıyoruz saldırmaya. Nice. Kanını alamadım mı cidden? Güzel combo. Sana da vuracağım ama vurmamam lazım. Çıkıyorum. Trine, Kayn gelebilir. Bence şu an direkt Sivir yani. Braum midde. Trine'e birinin ultisi olmayabilir buraya. Tamam. Normalde Sivir'e gitmemiz lazım da neyse. Güzel CC çok var. Ödüm koptu, daha kalkanım varmış, unuttum. Tamam, güzel. Sadece ölmeyip exp kasmaya devam etmem gerekiyor çünkü şu an. Yani oyunun şu noktasından sonra saçma sapan savaşa girip ölmek yerine side lane'lerde vesaire böyle exp kasmaya devam etmem gerektiği noktaya geldik. Yani Kase'nin olayı exp olduğu için ölmem demek eksi bir dakika. Neredeyse yarım level falan yani. Şimdi ben burada bir tane daha istiyorum. Wave almak. Hoppa. Gayet iyi. Bir de TP atmayacağım. Kanon wave de değil. Atılabilir, belki de gerek yok. Şu an direkt Zhonya ve Rabadon alınması gerekiyor. Bence ayakkabıyı tamamladık. Zhonya'nın küçük eşyasını aldık. Bir de stacklenebilen eşyasını aldık. Normalde ben Zhonya aldığımda Mejai'yi alırım aslında. Ki kraliçe tacı olduğum için, oynadığım için Mejai'yi alabilirdim aslında. Daha erkenden güçlüyüm falan. Ve biraz defansif. Ama almadık yani. Tercih. Direkt Rabadon da alabilirsiniz. Ben beni keseceğim falan herhalde. Ben bu arada mid'e dönmek zorundayım yani. Burada kesin bir kill görüyorum yani. Vision lazım. Tamam, aldık. Bu arada daha... Nice. Bilim gitti ama Zhonya'm var diye bayağı rahattım ben orada. Dedim daha Zhonya'm var diyecektim. Oynayışı mantık olarak çok güzel gidiyorum bence. Bu oynayış ve mantığı... Kafada kurup oynamanız lazım eğer ki oynamak istiyorsanız kasetin, ona göre. Şu an fazla para var diye Mejai'yi alacağım gibi. Hiç almak istemiyordum Mejai, daha da hayırlısı. Ya adamlar FF de atabilir ama ben yeteri kadar anlattım zaten size. Ve gördüğünüz gibi dakika daha 19-13 level'ım. Ve buna rağmen 16 olmadan oyuna nasıl etki ettiğimi göstermiş oldum size. Hem late'imi düşünüyorum hem de anı oynamaya çalışıyorum. Bottan baskı kuracağız. X kasmaya devam edeceğiz. Atmayacağım TP. Yani bottan baskı kurayım, adamların TP'si yok. Trine gelirse Baron fight'ında oynarız. Baron'u korumaları lazım. Aynen, Trine burada.
Bu arada baron alıyorlarsa ipi atamayacağım, yürüyorum, yürüdüm bile çünkü tipi atacak bir yer göremedim. Maalesef. Zayıf. Kötü oynadım ya. Kötü oynadım. Yok kaç ya, çok kötü oynadım ama baronu alamadılarsa okey. Kay nasıl ölmedi ya? Bayağı kötü oynadım burayı ben. Mecayı aldığım için olabilir. Bizim kırmızı buff'ı isteyen var mı? Nice. Burada direkt baron play'i yapmamız lazım. Bir kişi eksikken adamlar direkt baron play'i. Kayn aşağıda direkt go yani. Mesela burada bir kişiyi yakaladım. Kayn aşağıda olmasaydı bile girmem gerekiyordu buraya. Ve yine telafi play'i oldu. Burayı kesin oynayalım. Beni görmüyorlar. Biraz saçmaladık. Ama okey. Zonyan var mı? Yok. Ben buradan çıkacağım, ben trolledim. Bizim takım komple gelmedi çünkü burası bana yazabilir. Ama direkt TP atıp oynayabilirim hala. Belki. Atacağım yine ya TP'yi. Oynayacağız burayı. Göstermedim kendime. Nice. Tamam. Yani bence gereksiz hatalar yaptım bu maç. Ama her seferinde hızlı ve kolay bir şekilde telafi ettiğimi düşünüyorum. O yüzden iyiyiz. Şu anki hedefim de 16 level artı Rabadon ve oyunum biter sonrasında da. Ben bu kasetin videosunu da yorumlar için çok yapmak istedim. Birisi yazmış, yani birisi değil, döndüğümden beri yazılıyor zaten de. Dün birine cevap verdim, kasetin buradaysa selam olsun. Bayağıdır oynamıyorum falan yazmış. Senin kasetinle hani tanıdık, bir kasetin çeker misin falan. Ben de şey yazdım. Bu kadar özlüyorsan eski montaj videolarını arada izle dedim. Sonra bunu yazar yazmaz döndüm, bir tane montaj videomu izledim. Mor kapaklı 30-40 bin izlemiş bir tane var. O benim 5-6 yıllık playlerim var yayıncılık öncesi ve 18-19 yaşındayken falan düşün. 20 yaşındayken 7 sene önceli videolar falan var içinde. Sonra o da cevap atmış ben de izledim diye. Ah tam öldürüyordum seni. Ah, ben çok kötü. Okeyiz ya, kötü oynadım. Bay bay. Sardı. 25 meca IQ, 833 AP, let's go, finish. Eski kafada güzel bir kazandım maçı. Nice. Kayna hak ettiğini verdik bu arada. O nasıl klik atamadım. Yaşlanmadım, merak etmeyin, elim alışık değil. Bir tane iksir alayım, oyunu bitirmek istemiyorum. Bu kadar oynadık, biraz daha ineyim. 955 AP oldum lan kraliçe tacıyla. Bir dakika. İpi atamıyorum. Ha, tipim yokmuş. Trine Demeyer'e bir selam verelim ya. Ayrı kittiren Trine Demeyer'e giren Kasadin's Creed. FF atmamak için bir sebebi kalmadı adamın. Şimdi bir de Kayn'ı aynı tarifeden yapalım ki adam da kimle oynadığını bir bilsin. Bir darlamıştı zaten. Bu para girdi. Neyse tamam. 1150. Kasetin kendine gelmiş. Bu arada eskiden hissettiğimi söyleyeyim. Aynı şekilde kasetini oynuyorum. Yine kasıyorum. Ulti hasar vurmuyor late'de. Anladın mı? Çok saçma. Bu gelen buff tam olması gereken buff bence. Okey yani, tamam. Hadi eyvallah oldu yani. O %20 hasar 900 AP'de 1000 AP desen %20 200 hasar demek. Saniyede bir ulti atıyorum. Saniyede bir 200 fazla vuruyorum. Bence dengelendi yani. Yine oynanır hani kasetim bundan sonra. Ve bunu undocumented olarak, yani belgelenmeyip yapmalarını anlamadım. Gizli buff. Tekrar hatırlatıyorum bu arada, bazılarının videolar karşınıza çıkmıyor. Videoyu beğenmediğiniz için, abone olmadığınız için, zilleri açmadığınız için. Bunları bir kere yapın, videolarımı daha fazla görün. Hadi. 22 de alalım bari ya. Kasetinden kaçmaya çalışmak.
Soru işareti. İksir 1120 AP, Baron'dan vazgeçtim anasını satayım. 1200 AP. Ultim kaç vuruyor anasını satayım. AP oranı bufflandı ya, sardı. 850 artı 4 kere steklenmiş hali. İnanamıyorum. Adamlar FF vermeden onları kesmeliyim. Adamları yutuyor ha. Ben tuşuna nasıl bastım Zonya yerine? Let's go. Kaseti yine vuruyor. Mükemmel oyun. Bir de hasar tablosuna bakmak istiyorum. Hasar tahminim. Bu sefer 30 dakikada... Ya 60k vurduysam bence fazla 30 dakikada. 35 dakika olsa neyse ama bence 61.610 diyorum. Trabzon'u buradan selam yolluyorum. Evet. 50.000 hasar vurmuşuz. 60.000 fazlaydı ya. Her neyse. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. Bahsettiğim şey videonun içinde ekran koymuştur ama yine de undocumented olarak AP oranı %40'dan 60'a çıkmış. Bu şekildeydi video. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kasetiniz kayıttan güzel bir kasetin videosu oldu. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.